Sevgiyle selamlıyorum. Dediğim gibi ben belirttim ama herhalde duyulmadı. Daha önceleri pek katılamıyorum bu tür güzel etkinliklere. Daha sonra ertesi gün kaydedildiyse izleyebiliyorum. Bazen fikir alıyorum, bazen bir şeyler de öğrendiğim de oluyor. Aslında güzel şeyler bunlar tabii. Burada pedigriden anlayan arkadaşlarımız var. Çok güzel aygırdan, atçılıktan ama ben genelde atçılıktan bu kadar hoşlanan insanların bir arada olması, bu kadar ilgilenen insan olması tabii ki özellikle hoşuma gidiyor. Sanırım ben babadan aldığım bayrağı Ali'ye devretmek durumunda kalacağım ileride. Bu da güzel bir şey. Yani nesilden nesile böyle bir şey geçmesi, dede, baba, ondan sonra torun, daha sonra belki de onların çocuklarıyla devam edecek bir aktarım. Genlere işlenmiş bir şekilde aktarılmaya devam ediyor. Tıpkı atçılıkta ve yetiştiricilikte olduğu gibi. Tabii bu aygırlardaki eşleşmedeki uyum kadar benim en önem verdiğim şeylerden biri de hiç unutmayalım ki biz yarış atı yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani en hızlı atı yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de bu aktarımı nasıl sağlayabilecek bu anne ve baba, onların yani sıra karakterleri de nasıl yansıtacağına bakıyoruz. Ben özellikle ona bakarım. Benim için çok önemli olaylardan biri pedigri uyumu kadar atların karakteridir. Çünkü özellikle Türkiye'de biz atçılık yaparken hipodrom atçılığı yapıyoruz. Hipodrom atçılığı ne demek? Atlarımızı burada idman ediyoruz, burada kırıyoruz, burada idman ediyoruz, burada koşuyoruz, hatta burada istirahat ettiriyoruz. Onun için çok çelikten sadece tendonlarının, kemiklerinin, kaslarının değil, aynı zamanda sinir yapısında çelikten olması gerekiyor. Ki bu sinir yapısını koruyup müsabakanın içinde kalabilsinler. Teknik bilgileri, aygırlarla ilgili teknik bilgileri eminim Ali en az benim kadar verebilecek durumdadır. Onun için ben bu konuda çok detaya girmeyeceğim. Ama sizlerin sormak istediği, yardımcı olabileceğim ya da öğrenmek istediğiniz atlarla ilgili bir iki detay varsa da sorularınızı da almayı düşünüyorum. Evet. Şimdilik bu kadar. Evet, top sizde. Babacım sen de buradayken istersen bizim sana bir soru varsa onu alalım istersen. Çünkü seni çok fazla uykusuz bırakmayalım. Ne dersin? İyi olur sanırım. Evet, zaten biraz üşütmenin de etkisiyle zaten sesim ne kadar iyi geliyordur sizlere bilemiyorum ama gayet ben kendi sesimi çatal duyuyorum. Konuşabildiğim kadar konuşacağım. Ama sorunuz varsa alayım. Ben bu şeyi çok iyi beceremiyorum. O yüzden söz almak isteyen varsa ilk başta çıkıyor. Ondan sonra kaybettim şeyi. Söz almak isteyen istek gönderebilir, kabul etmeye çalışacağım. Eğer şey yaparsam kabul edeceğim şu anda. Patrone'nin Selman'ın bahsettiği gibi bu sinirsel yapısı nasıl bir attı? Yani böyle high temperature özellikleri var mıydı? Yoksa sessiz sakin? Padre bir Copperfield değildi. Yani sinir sistem Padre işte, yani Cem Ekenli, teknik bölüm Cem Ekenli bölümünden geçerken daha hayatın ilk yarışlarını çıkarken neredeyse yelelerini saçlarını düzeltecek kadar nasıl görünüyorum diye bakacak kadar soğukkanlı ve sinir sistemi sağlam bir attı.
Hatta Kapur şöyle söyleyeyim, Tayland'da 4-5 tane at temizledi. Çünkü araba atlarından daha yavaş çalışırdı. Muhakkak ata takmanız gerekirdi. Ata taktığınızda da rekorları çok rahat kırardı. Ama onun dışında sadece günün 24 saatini, 22 saatini ahırında yatıp uzanıp dinlenerek geçirirdi. Padre o kadar sakin bir at değildi. Ama sinir sistemi çok çok sağlamdı. Temperamanı bir parça daha yüksekti ama konsantrasyonu korkunç yüksek bir attı. Yani öğretilerini hemen yapar. Annesinden gelen özellikleri de yarışmacı yarışa mesela normal gezintilerde gayet sakindi. Ama müsabakaya giderken yani yarışa giderken sevinirdi. Rebel özelliği. Aynen. Yaşasın yarış var diye koşarak giderdi. Yani hiçbir zaman onu sakin bir şekilde ya da terlemiş bir şekilde ağırlardan eğerlemeye götürmezdiniz. O keyifle, neşeyle giderdi. Yaşasın yarış var şimdi diye sevinirdi. Ha. O yüzden bu özelliği onun umarım taylarına da geçecektir. Bu nedenle bu yarışmacı bu müsabık özelliğini yansıtabildiği kadar da başarılı olacaktır. Çünkü onun dışında geri kalan ihtiyacı olan klas, işte sürat, efendime söyleyeyim annesinden aldığı güzel özellikler zaten var olan genlerinde, DNA'sında var olan bir şey. Ama dediğim gibi bunlar aktarabildiği müddetçe, kısraklarla beraber taylarını aktardığı müddetçe müstesna bir aygır olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi sinir sistemi sağlam, konsantrasyon yönü çok kuvvetli bir attı. Sana şöyle bir soru var. Bıvıcım, özel mesajdan gelmiş. Ahmet Bey'den, Ahmet Şen'den. Ribella'yı niçin Sadler's Wells attığından bir aygıra çekmediğini çok merak ediyormuş. Şimdi bir Ribella Reebok. O zamanlar Reebok da malum Sadler's Wells'in kardeşi. Yani de Sadler's Wells o zamanki Coolmore'daki pedigrisler Sadler's Wells inbreedinglerinin çok tehlikeli olduğunu ve çıkan ellerinde geçen tayların yaratık gibi olduğunu ve hiç beğenmediklerini söylüyorlardı. Ve özellikle kaçındırdılar. Özellikle istemediler. Kesinlikle hayır dediler ve hep klasik Sadler's Wells hattının yani dolayısıyla Reebok hattının da Fairy King hattının da muhakkak Denziklerle uyuşabileceğini düşünüyorlardı. Onun için o tür bir eşleşme yapıldı. Ama en iyi yavrularında herhalde Avrupa'da çok eksik olan King Mambo sülalesiyle verebildi. Yani Mr. Prospector'lara daha bir afinitesi olduğu, daha sonra Ribella'nın gözüktü. Sadece Mr. Prospector değil, özellikle King Mambo özelliğiyle Tarık da gayet iyi bilir. Pedigrisi orada bir eksik var abi. Onu ben burada şey yapayım. Çekilen iki aygırın da kısaltmaması Sadler's Wells'i onu dipnot olarak söyleyeyim. Tabii. Öyleydi. Ama oraya o Mr. Prospector'ın daha doğrusu King Mambo'nun girmesi de atlara daha değişik özellikler. Tabii. Sürat oradan gelmeye başladı. Evet, trik orada. Evet. Buradaki trik o zaman seninle de konuşmuştuk, Emir'le de konuşmuştuk. Bütün trik special üstünde. Öyle. Üç tane çeyrek kardeş bir araya geldi pedigride. Evet. Dolayısıyla yani neydi öbürünün ismi? Bennato. Evet. Doğru mu? Evet. Bennato muydu? Bana göre Bennato bundan daha iyi attı. Çok iyi bir attı. Çok klas bir attı. O da ayağında iki tane vidayla koştu o yarışların grup yarışlarında. Yani, vidayla koşabildi. Yani. Ben onun için hiç böyle başkası başka aygıra topa girmem ama bu benim evladım gibi onun için yeri başka bende Padre'nin. Çok ilginç sonuçlar alacağına eminim.
Yani enteresan kız, enteresan bir aygır olacağını düşünüyorum. Enteresan bir aygır olacağını. İşte doğru yorumlanırsa böyle ticari kaygılar değil de hedefe odaklı yorumlar yapılırsa kesinlikle doğru cevap alınacaktır aygırdan. Ben adım gibi inanıyorum. Sonuçta devam ettirecek. Yani annesini devam ettirecek, yaşatacak bir aygır olduğunu düşünüyorum ben de. Bennato'da yaşıyor mu? Maalesef Bennato'yu kaybettik. Maalesef. Yoksa çok enteresan. O da çok enteresan bir yarış attı. O çok sert mizaçlı bir attı ama inanılmaz bir kabiliyet oldu. İnanılmaz bir kabiliyet. Peki sizin düşünceler ne aygırlık kariyer hakkında? Yani nasıl bir planlama yaptınız? Öyle bir şey var mı şu anda kafanızda? Vallahi eğer yeterli talebi görürse piyasada aygırlık yapacak. Ama zaten benim için önemli olan özellikle ayırdığım 4-5 tane kısrak var. Özellikle Padre için ayırdığım 4-5 tane kısrak var. Biraz annesinin Rasmussen'ini yaratmak durumundayım. Onların bir Turkish Treasure mı? Efendim? Rubella üstünden. Rubella ve Turkish Treasure. Tabii Turkish Treasure'da çalışacağız ama daha çok Rubella, yani Rubella'yla ilgili olanlar, Rubella torunları, Rubella kızı yok da Rubella torunları Padre'yi ziyaret edecek. Başka öyle öngördüğünüz hat var mı hiç? Efendim? Başka öngördüğünüz hat var mı öyle yani kısa inbreeding'inden başka? Ben Tribal Ace'in birkaç tane hattıyla da çok iyi uyuşacağını düşünüyorum. Elimizde de birkaç tane Tribal Ace kızı var özellikle ayırdığımız. Hatta bir iki tane Tribal Ace Tribal Ace Rubella eşleşmesi var. Rubella torunlarının eşleşmesi var. O dişiler de özellikle Padre'yi ziyaret edecek. Ya Mr. Prospector isteyenlerin, özellikle King Mambo isteyenlerin, hatta ben sen ne dersin bilmiyorum ama Last Icon inbreeding'inin korkunç çalıştığını düşünüyorum dünyada. Mill Prince tabii. Şimdi şöyle, bir yani. Kluger var King Mambo TJK'da. Bir Padre Padrone var, bir de bendeki Aygır var. Merde Gras, üç tane King Mambo. Fakat üçü de farklı bunların. Fakat üçü de hepimize yol gösteriyor aslında. Mesela Divine Light kızıyla Padre Padrone denenebilir. Smart Robin'le Nureyev'lerin karşılığı Lifat Nijinsky'dir. Bu üçlü karışım, benim mükemmel karışım dediğim, bunlar denenir. Hep bunlar cevap verebilecek matingler. Evet. Ben mesela bir tane onu ön çalışmasını yaptım. Bir Trivales Taksim Rubella kızını, yani Temura'nın öz kardeşini, In the Sky diye bir kısraktı, Kluger'e gönderdim. Evet. Ve harika bir taydı o da, yani harika bir taydı. Böyle güzel bir taydı. Ve onun için bu bir ön çalışma olsun istemiştim. Ve çok iyi çalıştı. Ben tabii daha koşmadan çok iddialı olunmaz ama o tayın en azından görüntü olarak ne kadar yurt dışından gelen uzman, tay uzmanı arkadaşlarımız var. Yabancı, onlar çiftliği ziyaret ettiklerinde en çok beğendikleri ilk üç tay içine girdiler hep. Girdi pardon. Bu çalışılan Kluger, Taksim, Rubella ve Trivales eşleşmesi çok dikkat çekti. Bunun bir tesadüf olup olmadığını 2024'te doğacak taylarda daha iyi göreceğiz tabii. Evet. Peki şimdi Kuhlmur'un öngörüsü
böyleydi yani. Denziklerle randıman verecek ama denziklerle duvara çarptı. Ribella. Şimdi bu kulmura çamur atmak değil. Kağıdın algılanamaması diyelim. Sedesverse Inbreeding ile neler çıktı? 3x2 Enable bile çıktı. Şimdi çok nadir, çok nadir. Yani, işte yani. Çok nadir, çok nadir yani. Çok Enable nadir, doğru. Hakiki bir yaratık yani, o şey. Beast dedikleri atlardan yani, evet. Genelde çalışmıyor. Peki bunu Amerikan tarzı yetiştiricilik modeline sokmak mümkün mü? Mesela ben Ribella'ya baktığım zaman içeride bir gizli El Prado görüyorum. Tabii. Yani sonuçta yani aynı anne hattı, aynı kanattı yani. Babadan da aynı, anneden de aynı. Anne, özellikle tabii anneden taşıdığı özellikleri babayla da damgalayınca olabilir. Olabilir yani, El Prado'nun nasıl davrandığına bakıp El Prado yani tersine bir çalışma yapılabilir. El Prado'nun en iyi karşılıklarından bir tanesi çünkü AP'in de Amerika'da. Evet ama Türkiye'de çok limitli. Şimdi ben de bu aygıra bir kısrak yollayacağım. Babası kısrağın değil, annesi de AP'in de kızı. Enteresan. Enteresan. Yani kağıdı böyle bir şekilde bloke edebilmek için. Yani aşağısı evet. El Prado gibi çalışırsa AP indisi, yukarısı evet. King Bombo ile zaten Daniel'ler veya şeyle Cedric Versus'la çalışıyor diye. Buna ne diyorsunuz? Zarı doğru atmış olacaksın. Zarı doğru atmış ol. Çünkü yani mating bir zar atmadır. Zar atma derken zarın birini tutup biraz hileli zarlarla oynuyorsun. şansını çok yükseltirsin hileli zarla oynarken. Cıvalı yani attığım. Evet. Selman Bey'e bir soru var. Ali Bey'den, Ali Yıldırım'dan. Diyor ki Copperfield ve Trivalis diyor beraber koşsaydı ne olurdu diyor 1200 ve 1400 mesafeler arasında. Ben de merak ediyorum yani bu cevabını. Açıkçası yani Trivalis ile Copperfield'ı bir baba olarak karşılaştırmak yani tabii ki mümkün. Tabii ki mümkün yani. Hani bu buna iyi dikkat edecek olursanız Copperfield yani Trivalis inanılmaz bir ikiliydi. İngiltere'deki inanılmaz bir ikiliydi. Yani belki İngiltere'nin gelmiş geçmiş en başarılı iki yaşlılarından biriydi. Hatta ben sprinterden çok miler olduğunu düşünüyorum. Hep o miler tarafına bakarım. Copperfield'ın birinci özelliği inanılmaz bir sprinterdir. Korkunç iyi bir sprinterdir yani. Yarışın içinde işte ilk binli startla beraber 55 geçebilen, hiç elini kıpırdatmadan 11'leri onların altına inebilen bir attı. 1600'de de grup 1 kazanmasına rağmen, çok kuvvetli rakipleri geçmesine rağmen bana sorarsanız gerçek özelliği sprinter olmasıydı. Çok çok iyi bir sprinterdi. Hangi mesafede karşılaştıklarına bağlı. Ben ama hayatımda hiçbir zaman iki atımı birbiriyle hangisi hangisinden iyiydi, hangisi hangisini geçer diye karşılaştırmadım. Ama Kapur'daki birinci özelliğin anne tarafından gelen, çünkü annesi, pardon, anneannesinin öz kardeşi Music Prospector diye bir aygırın öz kardeşidir. Crafty Prospector'ın oğlu ve korkunç şey bir büyüm metreci, grup 1 plazesi yapmış. Yavruları grup 1 kazanabilmiş ama hep 5 furlongda yani 1000 metrede 1200 metre at olduğu için anneden de biraz sprinterliği almış. Sprinterliğin bir kısmını da anneden almış diyeyim. Enteresan bir attır Copperfield. Copperfield orta boylu bir at olmasına rağmen 510 kilo gelebilen korkunç geniş bir attı. Yani bir sprinterin sahip olması gereken bütün kas özelliklerine sahip bir attı. Trivalis
dediğim gibi daha minor bir attı. Ama Trivalis çok zeki. Yavruları da o zekasını yavrularına verebilen, kendini çok çabuk hazırlayan enteresan bir attı. Ama kısalarda Copperfield çok enteresan bir attı. Çok 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 süratli bir attı. Yani makineden itibaren 11-11'i çok rahat geçebilen, 22'yi rahat geçebilen, tutarak bunu yapabilen, startla beraber hiç itilmemiş bir attır. Onun için anne tarafından da aygır özellikleri olduğu için ve çok az Northern Dancer kanı olduğu için bir neredeyse yok denilecek kadar azdır Northern Dancer kanı. O yüzden çok iyi bir outcross olduğunu ve başarılı bir aygır olacağını düşünüyorum. Ve sinir sistemi korkunç sağlandı. Çok sakin bir attı. Terlemek nedir, sinir yapmak nedir hiç bilmeyen bir attı. Onun için birbirleriyle karşılaştırmayacağım ama Copperfield gibi bir sprintere bir daha sahip olabilir miyiz? Bilemiyorum. Umarım soruna cevap olmuştur. Teşekkürler. Çok güzel aldım cevabı. Hatta o kadar güzel aldım ki tam acaba bazen Ali ile konuşuyorum doğru mu değil mi diye düşüncelerimi ona da sormuştum ama seni burada yakalamışken direkt soruyu da sormak istedim. Çünkü bundan bir 3-4 yıl önce yine Copperfield'da bir yarışta beraberiz. Tabii ilk yetiştirdiğim tarihlerden bir tanesi Bravazur'du benim. Yani annesini alıp yavrusunu aldığım. Bursa'da bir tane grup yarışı koşacağız. Tabii ki çok rakip mevcut. Copperfield. Şimdi o Bursa'nın 1200'inde bizim at bir 3-4 boy zaten nazlı nazlı çıkıyordu. Dedik yarışta tek rakibimiz var Copperfield. Yine 3-4 boy geç çıktık. Ondan sonra ilk 800 hatırlıyorum böyle 45-46 gibi geçmişti. Tabii Copperfield önde kaptırmış gidiyor. Bizim arkamızda işte My Billionaire var, hepsi var. Arkasından yetişmeye çalışıyoruz. Son düzlüğe geldik. Yani hani birazcık bekler mi, düşer mi diyor bekliyoruz hızı. Bizim Brave Ozur yanına geldiği zaman vermeye devam ediyordu. Çok enteresandı. Yani o yarış sanırım 45, 44 küsur 45 ile bitti son 800. Herhalde rekor derecelerden bir tanesiydi. Hatta pist de biraz yumuşaktı belki hatırlarsanız. Yani çok çok iyi hatırlarım Ali'ciğim. Evet. Çok iyi hatırlarım. Yani orada ben bekledim belki dedim. Hatırlarsan sana da yazmıştım Selman abicim. Bir şampiyona geçilmek bir şereftir demiştim. Yani yetiştiğim bir atla. Gerçekten o inatçılığı, o son düzlükte yarışı verecek mi, verdi mi derken potaya kadar kendini atması gerçekten hala gözümün önünde. İnşallah yavruları kendisinden daha da iyi olacaktır. Ben de açıkçası Copperfield'ı bir başka tutuyorum, bir başka görüyorum. Onun için aldığım sorumun cevabını çok teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ederim Ali'ciğim. Şimdi tabii soru var ama seni de çok uykundan etmek istemiyorum açıkçası. Yani çok hani güzel yorumlar geliyor. İşte Selman Bey'i burada görmek, en son Hulusi Bey yazmış. Selman Bey'i buralarda görmek, onu dinlemek kendi adıma çok güzel geldi. Aralıklarla da olsa buralara katılmasını isterim demiş. Teşekkür ediyoruz herkese. Yani katılanlara, destek olanlara, mesaj atanlara, herkese çok teşekkür ederim ben kendi adıma. Şey kısmına da başlayayım, bir soru yoksa istiyorsam babacığım seni de çok yormayayım. Bir başka gün eğer şey olursa işte önümüzdeki haftalarda yine çok şey olursa yaparız yine. Tamam Ali'cim, sana ve bütün arkadaşlara iyi bir geceler temenni ediyorum. O güzel tartışmalı da değil bu bilgi paylaşımını bu kadar üst düzeyde sürdürdüğünüz için de sizleri tebrik ediyorum. Örnek olacak davranışlar bunlar. Ve ileride vaktim olduğunda memnuniyetle katılacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Teşekkürler.
Teşekkürler Selman abi, ağzına sağlık. Ali istersen biliyorum.